Kaş İznik köyünde herkese merhaba, selamlar arkadaşlar. Güzel bir köydeyim. Doğasıyla harika bir yer. Tam bir köy hayatı yaşanıyor burada. Benim de burada olmamın sebebi burada bir şehirden buraya göç eden İstanbul'da, Moda'da şehrin göbeğinden köye yerleşmiş. Kenti terk etmiş, burada yaşıyor. Köy hayatı, gerçek hayat, gerçek hikaye vlog serime devam ediyorum. Kendisiyle yaptığı burada bir yoruk çadır evi. Onu sizlere tanıtacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Like butonuna basın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Renkli Dünya'nın hikayeleri devam ediyor. Arkamda gördüğünüz yoruk çadırı bahçenin içinde kurmuş. Burada yaşıyor arkadaş. İstanbul'dan göç etmiş. Köye yerleşmiş. Kendisiyle gerçek hayat, gerçek hikaye üzerinde konuşacağım. Neden buraya geldi? Bir serüveni dinleyeceğiz kendisinde. Şöyle buradan. Bu İznik köyü arkadaşlar. Eski bir ev. Buradan böyle bahçeye giriyorum. Kapı. Ev bu arkadaşlar. Yoruk çadırı. Böyle bir bahçeye kurulmuş. Harika şirin bir yer. Önce dıştan bir sizlere göstereyim. Motoru Kaş merkeze inip çıkıyor. İçinde soba var. Soba kurmuş. Sessiz, sakin. Harika bir yer. Burası Ardiye. Ardiye yapmış burayı. Güzel. Daha yeni yapmış. Şurası arka taraf. Ağaçlık, tarla. Mükemmel bir yer. Burada olmak güzel, doğada olmak. Papatyaların içinde. Abi papatyaların içinde yaşıyor işte böyle. Evin sahibi. Değil mi? Ferhan abi. Ferhan abi merhaba. Ya gene bizi reklam etme ya. Ferhan abi merhaba. Merhaba. Abi çalışıyorsun. Bir günde geldik. Evet, iş zamanı. İş zamanı geldik. Bizi kabul ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Şimdi bu serüveni bize bir anlatır mısın? Nesini anlatayım? Ferhan abi kimdir? Allah'ın bir kulu, insan işte ya. İnsan. Yaratılmış, gelmiş işte böyle. Şehirden köye gelmenin serüveni nedir? Nasıl oldu? Nasıl oluştu abi? Yani işte böyle falan filan. Boş işler. Kapital düzenden. Kaçalım, gelelim. Burada bir görelim ne oluyor. Köyden insanlar nasıl oluyor? Evet. Nasıl geçiniyorlar? Nasıl ediyorlar? Temiz hava, bol gıda. Kaç sene oldu buraya yerleşene? Daha yerleşemedik. Az daha yakın. 2 sene mi oldu? 3 sene mi oldu? İşte öyle. Zor oldu mu? Nasıl zor olacak ya? Hiçbir şey zor değil hayatta ya. Zorluk nedir ya? Zor ne? Zoru bana doğayı seviyoruz. Tarif et. Doğayı sevdiğimiz kadar işte. Doğa da bizi seviyor mu acaba? Önemli, o da önemli. Lan, doğanın, biz seviyoruz, doğanın, o bizi seviyor mu? Seviyor mu? Evet. O bizi seviyor mu? Kabul ediyor mu bizi? Evet, evet. Çok bu güzel. Evin serüvenini anlatır mısınız abi? Aslında, güzel bir yer yapmış böyle doğal bahçenin içinde. Teşekkür ederim. Aslında işte 3 sene önce geldiğimde bir arkadaş vasıtasıyla geldim. O zaman biraz ileride bir tane bir çadır vardı böyle, buna benzer. Onu gördüm. Hoşuna gitti. İşte bu dedim. Ya kafamdaki ev budur dedim. Ya, ev değil, o çok hoşuma gitti. Dedim, yaşam alanı. Yaşam alanı. Yaşam alanı. O zaman da sorduk. Onda da ya arkadaşlar falan filan. İşte zaten onlar buraya mı geliyorlarmış bir şeyler falan derken ben hiç çabuk karar veremezken hızlı bir şekilde böyle bir şeye giriştik. Giriştin. Oldu. Kaç ayda bitirdin burayı? Ha bunu ayı yok ya. Kısa zamanda yapıyorlar hemen bunu. Zaten başka bir yerdeydim. Şimdi içinde göstereceğim, gezeceğim zaten. Ama içi çok
biliyorsun. Bir günde geldik. Oldu haliyle abi. Haliyle müsaaden varsa haliyle bir çadır hali. Çadır hali. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün de bir toplama servis temizlik düzenleme gününde tam Ferhan abi. O yüzden haliyle göstereceğim, böyle bir tur atacağım evin içinde. Darma duman bir şekilde. Olsun. Olsun. Bu da bir şekil. Mutlu musun abi burada? Mutluluk. Şimdi mutluluğu da bana bir tarif et bakalım. Mutluluğun tarifi yok. Tamam işte, o zaman bana niye soruyorsun? Gülüyoruz, çok, geçiyoruz. Evet abi, güzel bir cevap oldu ya. Teşekkürler, güzel bir cevap oldu ya. Yani mutluluk, evet. Ben de işte resmini yapmaya çalışıyorum mutluluğun. Mutluluğun resmini çizebilir misin abi? He? Çizmişsin zaten, çizmişsin abi. Çizmişsin. Arada bir arkaya dokun, kapanmasın. Çamaşırlar da bunlar komşunun çamaşırları. Ben yıkıyorum. Ay, senin değil. Bunlar da benim değil. Bak. Senin değil yani. Komşu getirdi bir de bu kalabalıkta. Bir de onun çamaşırlarını yıkadık. Ondan sonra acıma. Kurutalım, asalım. Mutluluğun resmini çizmişsin abi. Papatyalar, çiçekler, yabani çiçekler. İşte bu mevsimde böyle. Yazın kuruyor bunlar. Abi motor da kullanmayı seviyorsun. Motoru da işte o da öyle. Yani tane. Elin ayağın yani. Burada öyle tabii. Burada bir araç lazım yani. Tabii. Köydesin, aşağıya neden geleceksin? Yazın iyi. Kışın tabii bu iş biraz zor. Zor. O zaman araba. Araba. Yazın da işte bunlar. Yaz kış buradasın abi. Ya gitti geldi şu anda. Tam yerleşik bir düzene geçemedim. Yazın kışın soğuk oluyor mu abi burası? Şu anda bile Mart. Kışın çok soğuk. Gerçi kışın da o kadar soğuk oluyor tabii. Soba yakıyorsun. Sobayı yaktık mı iş bitiyor. Oo, çok iyi. Gel keyfim gel, koy kestaneleri. Oh, kestane de yaptık. Evet, kestaneleri koy. Aynen. Sağ ol. İçeri bir dolaşalım mı senle abi? Dolaşalım abi, madem dolaşalım istedim. Gel abi. Arkadaşlar dıştan şimdi içeri giriyoruz. Bu da ışığımız yeterli mi? Yeterli çekiyor. Çok böyle, güzel. Darma, bir yer işte. Tamamen yuvarlak abi bir mimari burası tasarım. Burası ongen bu. Normalde sekizgen yapıyorlar buna. Geldiğinde bu ongen. Ellerinde hazır varmış. Ondan sonra iyi dedik. Bizim. Demir. Profiller. Profiller. Aşağısı ahşap, yerler ahşap arkadaşlar. Evet. Bunun taşıması da kolay değil mi Ferhan abi? Yok, taşıması öyle kolay değil. Gerçi bu başka bir yer. Sökülüyor mu? Ben bunu taşıdım. Bu taşınmış yeri. Bu taşındı. Başka yerde. Taşındı, buraya geldi. Ama yapan kişi biraz deli bir kişiydi. Bunun valla pencere, kliması var. Traktör üstüne taşıdı. Mutfak var. Buzdolabı. Televizyonu var. Burası tuvalet, banyo arkadaşlar. Minimal bir yer. Burası bir yatak odası. Bir de iki tane küçük yatak. Vallahi harika bir yer. 10 numara bir yer. Soba. Burada soba kışın çok önemli. Şu anda sökmüş. Havalar ısınmaya başladı. İlkbahar olduğu için arkadaşlar. Doğada yaşamak böyle arkadaşlar. Harika bir yer. Çok sevdim. Çok ahşap olması gerçekten sağlıklı. Buradan dışarı çıkılıyor. Müthiş bir yer. Papatyaların içinde. Çıktığında şu karşıdaki dağa bakıyorsun. Harika bir doğa. Yanında bir eski köy. Ya o da şart. Köy bir ev. Eski, boş ama şu anda taş. Köyde hayat böyle arkadaşlar. Köyde yaşamak güzel. Burada neler yapıyorsun? Günün nasıl geçiyor? Ya ben tembel bir adam. Ben bir şey yapmıyorum normalde. Herkes bir şey yapıyor yani. Evet. Diyor boş vakitlerinde ne yaparsınız falan gibi. Boş vakit diye. Ya boş vakit. Adı üstünde. Boş vakitse boş geçireceksin onu.
Boş geçireceksin yani. boş vakiti doldurursan boş vakit olmaz. Kaplumba gibi yaşıyorsun. Tabii yani herkes bir şeyleri doldurmak istiyor yani. Boşluk evet, hayatında. Önemli. Boşluk olmasa biliyorsun elektrik bile olmaz. O elektronların olmaz, hareketi falan kesinlikle. Bir boşluğun olması lazım ki oradan hareket olması lazım. Kesinlikle. Değil mi? İstanbul'da otobüse biliyorsun. Tabii. Boşluk olmazsa yürüyemezsin. Arkalara yürüyelim, kesinlikle. Önlere yürüyelim. Kesinlikle. Önlere, arkalara doldurarım nasıl falan. Nasıl olacak o iş? Tabii nasıl olacak? Boş, dolu olursa her şey. Her şey dolu olsa bir anlamı olmaz. Olmaz. Yürüyemezsin. O yüzden mesela şimdi ben nasıl oluyor? Boş boş konuşuyorum. Estağfurullah abi, estağfurullah. Olur mu ya? Olur mu? Burada hiç şey yapmasın. Burada her gün mutlaka buralarla boş ilgilenmek için. Beynin boş olmazsa yeni bir şey öğrenemezsin. Yeni bir şey öğrenemezsin. Doldurdum değil mi? Dolmuş mesela. Dolmuş. Kafa doldu. Tabii hard disk doldu mu? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın abi? Ne bir şey öğretebilirsin, ne bir şey konuşabilirsin. Evet, her şey dolu olursa. Kitap okuyamazsın. Dolu olursa, dolu dolu. Dolu insan. Dolu insan. Nasıl bir şey? Arada bir resetlemek lazım değil mi? Boş adam. Bu. Evet. Herkes çalışıyorsa sen adam bulamazsın çalıştığına. Boş adam bulamazsın. Boş adam bulamazsın yani tabii. Mesela şu anda köyde boş adam bulamıyorsun. Şöyle... Abi inşaatta, sıvada falan adam bulamıyor. Elektrikçi çağırsan gelmez abi yani. Boş bir şey lan. Boşluk önemli. Boşluk. Boşluk önemli abi kesinlikle ya. Hayatımızda bir boşluklar olmalı yani. Olmalı. O boşlukları yaratmak ki, lazım. Tabii boşluk olmalı ki hoşluk olsun. Hoşluk olsun falan filan falan yani. Falan işte güzel ya burada. Inter Milan. Vaktin nasıl geçiyor? Ha, geçiyor ne olacak ya? Vakit dediğin geçen bir şey ya. Geçen bir şey. Saati durduramıyorsun. Durdurabiliyor musun? İster istemez bir akıyor abi. Akıyor. Hayatımızda ömrümüzde tabii. Yaşanıyoruz. Evet. Geçiyor. Güzel ama her yaşın bir güzelliği var. İşte doğadayız. Doğada olmak güzel. Buraya şehirden kopup buraya gelmişsin. Ya, radikal bir karar. Evet. Bu da önemli. Tabii çok önemli de bir de burada şey önemli aslında. Yani kaynaşma şimdi şehirdeki hayattan kaçıyor insanlar. Buraya geliyor ama kendine şehir hayatı gibi hayat kurmaya çalışıyor. Mesela o zaman bir, ne anlamı kaldı ya? Şey yapamıyorsun. Olmuyor hani hep var ya bu. Bizde köylü şeyi var. Hani Atatürk demiş köylü milletin efendisidir. Hani efendisi, çalışsın evet. Falan diye belki ama hep o ayrım oluyor şimdi. Çok enteresan bak. Burası geldim. İşte geldiğim zaman köylerin çoğu gene ekiyordu, biçiyordu keçisi falan. Şimdi son kuşak. Bundan sonra arkadan gelen yok. Burada yok. O tür üretim yok. Bitiyor. Yapılaşmaya gidiyor. Kolay para kazanma. Evet şimdi tabii tartışmalara da bakınca hani bu ürettiğine teknoloji tabii adam teknoloji üretiyor işte bir telefonda bilmem ne vermek durumunda kalıyorsun falan. Öyle değişik vallahi bilemedik ya işte ben hep ikilemde hep paradoks benim hayatta. Öyle olunca öyle olmuyor. Öyle olunca öyle olmuyor. Diyorsun hani teknolojiden kaçamıyorsun. Kaçamıyorsun yani burada bile kaçamıyorsun yani. Kaçamıyorsun tabii. Yani o telefonu bırakamıyoruz mesela. Evet. Yani şu hayatımızın artık bir parçası evet. Haline gelmiş. Şu anda bile bak kaydediyorsun. Evet kaydediyorsun. Bir şey alıyorsun falan. Tabii kaydediyoruz. Yani teknoloji kullanıyoruz. Aslında şu anda ben de şu an doğada teknoloji kullanıyorum evet. Aslında yani. Bu anı kaydediyoruz. Yine sistemin dışına çıkamıyorsun yani. İşte ona bir kaçınılmaz. Ya işte her şeyin bir dengesini bulmak dengesini, lazım. Dengesini. Evet o dengeyi bulup tadında bırakmak yani çok şeyini çıkarmadan yan tarafta da köylü ev yapıyor galiba. Bilemiyorum. İnşaat var. İşte o nasıl oluyor bilmiyorum tabii bu karışık işler ya düşünce, akıl, şu, bu nasıl olacak bilmiyorum tabii yani teknolojiden kaçamıyorum. Yani şimdi şöyle bir durum var. Teknoloji bize nasıl sunuluyor? Senin kolaylığın diye sunuluyor. Büyük kolaylık. Ama şimdi esas benim ürktüğüm konu şimdi teknolojiyi kullanmak güzel ama teknoloji seni kullanmaya başladığı zaman işte orası tehlike. O zaman problem. Yani teknoloji evet. Seni kullandı mı o zaman problem. Yani tek kullanacağız ama hiçbir şeyin kölesi olmayacağız. Evet şimdi nasıl oluyor? Evet. Teknolojinin kölesi oluyorsun. Evet. Şimdi cep telefonsuz dışarı çıkamıyorsun. Evet. Tabii. Unuttun mu eyvah diyorsun. Sorunlar çıkıyor. Tabii dönüp bir gün telefonu alman... unutuyorsun almıyorsun mesela. Oo, aradık da bulamadık da tabii. Falan da fiş mekanda falan filan seni bağlamış oluyor yani. Bağlamış oluyor yani kötü bir durum. Evet yani özgürlük konusu işte ben birazcık da öyle aptalca bir özgürlük peşindeyiz yani
Onun bedelleri ağır. Ağır. Özgürlük önemli abi. İşte nasıl özgür olsun falan. Değişik konular bunlar. Çıkamıyoruz işin içinde. Velhasıl kelam. Son bir tavsiyen var mı abi? Böyle köye yerleşmek isteyen, şehirden köye yerleşmek isteyen. Ne tavsiye edersin abi? Ya şimdi köyden şehre yerleşsinler. Bir şey tavsiye ne? Nasıl, neyi tavsiye edeyim bilmiyorum ki yani. İşte kaçışsa kaçış. Yani hani burada mutluluğu arıyorsa insan her yerde mutlu olabilir. Normalinde o. Evet, ne istediğine bağlı. Ne istediğin, evet. Çok, neyle evet, mutlu? Neyle mutlu olacaksın? Kendisini insanların çok iyi analiz etmesi lazım. Yani. Evet. Gerçekten ne istiyorum? Nedir? Net bir karar. Net bir karar. Ne? Onu her çözebilse zaten insanlar rahatlayacak. Öyle, o zaman belki buraya gelmesine de gerek kalmaz. Gerek kalmaz. Ha işte şehir hayatı, dediğim gibi ben emekli olduğum için şehirde de o kadar sıkılmıyorum yani. Tabii. Şimdi arada onu da istiyorsun değil mi? Yani bir kalabalık, bir insanların içine girip kaybolmak. Yani, kimisi ondan kaçıyor. Ben mesela arada bir onu istiyorum. Tamam işte, ama toplum dediğin bir şey var. Toplum, insanoğlu yalnız yaşayan bir yaratık değil ki. Değil, evet. Yani bir toplumla bir araya geliyor. Tabii, kesinlikle. Toplum içinde. İşte onu çözebilirse insanlar, bu da ne gerektiriyor? Güzelleşir hayatın. Tabii, bu neyi gerektiriyor? Mesela paylaşımcı olmayı gerektiriyor. Tabii insanlar gittikçe hep şey, o pompalanıyor ya artık, herkes ferdi bilmem ne paylaşmaz o. Paylaşsa insanlar daha iyi olacak hayat. Hiçbir sıkıntısı olmaz ama yapamıyoruz işte o insanın biriktirmeciliği, hayat sahiplenmesi, genişlemeciliği. Yani bakıyorsun tarihe, yıllardan beri bu işler, savaşlar, şunlar, bunlar. Zorlaştırıyoruz ya. Geçen de gezdik işte Likya yolunu. Evet. Koca dünya. Evet. Herkese yeter aslında. Herkese yeter diye bakıyorsun. Tarlaya fare giriyor. İş bozuluyor abi aslında yani. Yoksa herkese yeter yani. Bence de öyle ama. Bilemediğimiz işler bunlar. Nasıl olacak, nasıl bitecek. Teşekkürler abi ağırladığın rica için. Rica ederim. Ne burada demek olmak yani? Güzel. Ne demek? Kapını açtın bize. Eksik olma. Her zaman için burası. Her zaman için. Teşekkürler. Diyorum, anahtarın yeri belli. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Benim diye bir şey yok yani. Paylaşım budur işte. Aslında o önemli. Benim diye bir şey yok. Sahiplenme şey değil. Yani biz sadece kullanıcıyız. Biz kullanırız. Geçip gideriz. Başkası gelir kullanır. Yani biz sadece kullanıcıyız. Yani yok işte tapusu benim yok. Aslında hiçbir şey senin değil. Yani bu ev şey hiçbir şey senin değil. Sadece kullanıcıyız. Bu dünyada yaşadığımız sürece kullanıcıyız. Çekip gideceğiz. Yerimize başkası gelip kullanacak. Bu sırayla yani. Doğru. Ben aslında bile mesela öyle düşündüm. Mesela bir şey devremülk aldım. Ama tabii bunu becerebilmek insanoğlu ne bileyim işte. Öyle yani insanlar, gene o konuya getireceğim. Teknoloji tamam iyi hoş ama insanlar kendisine yatırım yapıp kendisini iç güzelliğini geliştirmesi lazım. Kesinlikle yani, katılıyorum. Şimdi yok öyle bir şey biliyorsun. Yok her kalmadı. Şey, her şey para pul. Demiyorsun ki çok dürüst evet. İnsan dürüstlüğün bir şeyi var mı şimdi? Yok yok, materyalistleştik ya. Evet aynen öyle. Yani onu görüyorum. Zaman, adam gariban bakıyorsun. Ama dürüst mü bakmıyoruz. Dürüstlük önemli. Abi, dürüstlük. İşte iyilik, hoşluk, güzellik. Bunlar önemli olan. Yapabildiğimiz kadar bunları becerebilirsek. İlkemiz iyi insan olmak. Tabii. Onu sürdürmek ama yani. Eskiden beri böyle. Ta bakıyorsun, evet. Ta Aristo'sun. Tabii. Erdemli insan. Ama nasıl oluyor? İşte dinler geliyor. Her şey iyilik için falan ama İnsanoğlu. Çözemedik bu işi. Çözemezsin zaten. Yani benim mesela şeyim bu. Yani çözemezsin. İnsanoğlunu da çözemez. Hiçbir şey çözemezsin. Nedir? Çözmeye çalışmayacaksın abi. Hiçbir şey çözmeye çalışmayacaksın. Çünkü dipsiz kuyu çıkamazsın. Evet. Bir şey biliyorum. O da hiçbir evet. Şey bilmediğimdir. Evet. Sokrates'in dediği gibi. Bir şey biliyorum ama hiçbir şey bilmediğim. Yani en iyi şey bilmediğim şeydir. Evet. Bildiklerimiz bilemediklerimiz de her zaman azdır. Doğru. Her zaman o yüzden hiçbir şey bilmiyoruz yani. Abi ben her şeyi yaparım diyemem.
bir şey var. ne olsa yaparım falan. Tabii öyle bir şey var. Ama atasözlerimiz de var. Çok bilen çok yalınır. Evet. Falan. Çok gezen çok görür falan. Evet, evet. Onlar güzel. Güzel. Gezeceksin, göreceksin. Son bir mesajın var mı abi? Son olmasın mesajımız. Son olmasın. Yani. Devam edeceğiz de bir mesaj ver. Güzel bir mesaj abi. Mesaj. Şu güzel doğa ortamda çayımızı içiyoruz, kurabiyemizi yiyoruz. Mesajımız, masajımız. Oh. Hayat vallahi devam abi. Hayat devam ediyor. Sevelim, sevilelim, paylaşalım. Becerebiliyorsak bu işleri yapalım. Birbirimize yardımcı olalım. Yardımcı olalım. İyi düşünelim. Kırıcı olmayalım. Düşünelim. Nazik olalım birbirimize. Evet, evet. Birbirimize evet. Kibar olalım, nazik olalım. Evet, bunları... Saygılı olalım. Evet, bunu söylüyoruz da yapalım. Biz yapalım, evet. Hepimiz abi, biz kalkıyoruz sabahları işte şunu yapacağım bunu. Yani insan en çok da kendini kandırıyor, kendine yalan söylüyor aslında. Yani kendini kandır, tabii. İşte herkes kendi içinde dürüst olsa zaten olay çözülür. Problem olmaz. Olay çözülecek bence. Belki de böyle bir düzen. Evet, teşekkürler abi. Rica ederim, mutlu ettiniz. Sağlıklı günler. Size de. Size her şey de. Gönlünüz olsun. Burada sağlıklı kalan ömrünü burada sağlıklı bir şekilde geçirsin inşallah. Hepimiz için sağlıklı. Bir kişinin mutluluğu yetmez, bir kişinin sağlığı yetmez. Hepimiz mutlu olalım. Bir sonraki gelişimizde görüşmek üzere diyorum. İnşallah geldiğinizde belki evet. Daha derlemiş, toplamış. Daha temiz, daha düzenli bir şekilde. Evet, ama, bir mangal yaparız olmalı burada Şeran abi. Öyle tamam. Bir dahaki sefere de öyle bir şey yaparız ya. Mangal şey. Tamam, ne yapacağız? İşte bir ne bileyim. Ama vejetaryen arkadaşlarımız var. Mangal önce şimdi o da diyecekler bunları falan filan. Şey yaparız, mantar. Mantar, biber falan. Biber, mantar yaparız abi. Mısır. Mısır, evet. Doğal şeyler yaparız. Evet, güzel doğal bir video oldu abi. Ben varım diye vejetaryenlik konuşuldu. Engin arkadaşımız olduğu için tabii vejetaryen. Engin için de mantar abi ya. Tabii ya. Mısır, mantar, biber. Değil mi? İnsanoğlu bir şey tabii. Yiyince hemen yiyelim, hemen yemeğe bağlıyoruz işi. Mangalımız, evet. Doğru. O zaman ben de bir mesaj vereyim. Evet, buyurun. Mesaj tutuyorum ben. Bunu izleyen sevgili dostlar, arkadaşlar, yabancılar, kim olursanız olun, doğanın peşini bırakmayın, doğaya yürüyün, doğaya gidin, doğayı savunun. Savunarak çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize yatırım yapmış olacağız. Bizim içimizdeki dönen o enerji bizden çocuklarımıza, çocuklarımızdan da geleceğe taşınacaktır. Ne edin edin, doğayla ilişkinizi çoğaltın arkadaşlar, dostlar. Hepinize buradan sevgilerimizi, güzelliklerimizi, en içten doğal duygularımızı iletiyoruz. Engin dostum da İstanbul Moda'da 18-20 yıllık yerini kapattı, Kaş'a yerleşti birkaç senedir. O yüzden Engin'in de köyü buradan kaç kilometre? Buradan bir 20 kilometre yakındır. Seninle de başka bir zaman, başka bir videoda görüşmek üzere. Yoga. Zaten Engin bütün benim... Ramazan'ın kanalını kutluyorum. Ramazan'ın kanalına uymaya çalışarak bir videoya eşlik ediyoruz tarzına. Herkesin bir yapısı, duruşu var. Buradan herkese sevgiler olsun. Sevgiler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.